Merhaba. Danganronpa V3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdem. Umarım sevdikleriniz ve siz mutlu ve sağlıklısınızdır. Danganronpa V3'e devam ediyoruz. Ben bu aralar Danganronpa V3 videolarını çektiğim gibi paylaşıyorum ama üyelere özel olarak paylaşıyorum. Yani mesela şu an çektiğim video sanırım 36. video serideki. Üyelere özel olarak ya o akşam ya da bir sonraki günün sabahında paylaşıyorum. Mesela şu an Perşembe günü akşam çekiyorum bu videoyu. Muhtemelen Cuma sabahı paylaşırım diye düşünüyorum bir aksilik çıkmazsa. Birkaç yorum gelmiş Danganronpa V3 2 gibi eğlendirmiyor diye. Yani şöyle bunun için aklımda birkaç tahmin var. 2 sanırım Türkiye'de ilk kez Türkçe olarak böyle yorumla çekilen bir seri olmasından dolayı eğlenceli gelmiş olabilir. Bir de o daha sık geliyordu sanırım. Böyle araya bilmiyorum Danganronpa V3'ten daha mı kısa sürer, uzun mu sürer? Onu bu serinin gidişatı belirleyecek ama o ilk olmasının avantajı olabilir sanırım. Diğeri neydi? Aklımda onu düşünüyordum. Diğeri de galiba İlk oyunla bağlantılı olması ve böyle biraz daha ada ortamında geçmesi, gidişatın biraz daha hızlı olması belki. Bu oyunda yani 36. video işte dediğim gibi. Daha 3. vakadayız. Bilmiyorum 70'i geçer mi? 3. oyunun en uzun oyun olduğu söyleniyordu seride. 2. oyun 60'lı bir bölümdü yani 60'lı bir videoda bitmişti 60 ile 70 arasında. Onu da hatırlamıyorum işin kötü tarafı. 68 miydi? Neyse. Böyle bir olay oldu. Ben eğleniyorum hala onu itiraf edeyim. Acaba hani Erdem abi de sıkıldı mı falan son zamanlarda bu tür yorumlar da geliyor. Abi bazı bölümlerde sıkıldığın çok belli oluyor falan diye. O yani sadece oyunla alakalı değil ya oyunun sıktığı zamanlar da oluyor. Ya bitse de kurtulsam artık eğleneceğim oyunlara geçsem dediğim. Bazen öyle sıkılıyorum ki yani oyundan değil direkt böyle video çekme işlerini tam olarak terk etmek demeyeyim de ara vermek anlamında bırakasım geliyor. Böyle bir olay var. Ama ya mesela daha geçen bir ara verdim. 1,5 ay, 2 ay mı ne? Özlediğimi fark ettim. Böyle Danganronpa V3'e tekrar başlayınca veya farklı bir seriye. Güzel oluyor. Yani o açıdan zaten çok fazla stok video var, seri var. Daha üyeleri özel olarak bile paylaşılmayan. Belki Danganronpa V3 videoları 5-6 günde bir paylaşıldığı için siz bu videoyu haftalar sonra göreceksiniz ama elimden geldiğince hepsini eşit aralıklı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum ki hiçbir serinin izleyicisi mağdur olmasın. Böyle bir olay var ama şey yapamıyorum. Kendime yediremiyorum. Eğlendiğim bir işi, daha doğrusu eğlendiğim bir hobiyi bunu işe çevirmek istemiyorum. Çünkü çevirmek istesem çevirirdim. Brawl Stars falan oynar. Çevirirdim bir şekilde yani. Ama eğlendiğim şeye devam etmek istiyorum. Siz de bunu zaten en büyük desteğinizi göstererek şey yapıyorsunuz. Devam ettiriyorsunuz aslında. Yani bunda sizin payınız görmezden gelinemez. Türkçe konuşamıyorum. Neden Türkçe konuşamıyorum? Çünkü çalıştığım alan çeviriyle alakalı bir alan. Gelmiş bir de çeviriyi oyun üzerinde yapıyorum. Bu yüzden Danganronpa ve Visual Novel oyunları dışında genellikle son zamanlarda fark etmişsinizdir. Türkçe oyun bulmaya çalışıyorum ve bulduğumda çok seviniyorum. Evet, böyle bir mesele. Hadi devam edelim. İyi konuştuk. Canlı yayın gibi sohbet edesim geldi sizinle. Do a good job. That coward has a lot of nerve busting around. Heh, kolay gelsinmiş. Şu korkak bize patronluk taslayıp duruyor. Belki de bunu söylemenin en iyi yolu değildir. Ama gerçekten
Bizi cesaretlendirmek istiyor. Ah, yardımcı rolüne cuk diye oturmuşsun. Sağ ol ya. Bana emir vermesine gerek yok. Zaten çok az insan kaldı. Böyle oturamayız bir kenarda. Oturamam daha doğrusu. Nereden başlayalım? Monokuma dosyasını kontrol etmeliyiz önce, değil mi? Evet, bir bakalım. Kurban Enji Yonaga, üstün sanatçı. Ceset laboratuvarda bulundu. Ölüm zamanı saat 2 civarı. Ölüm sebebi kafa arkasına bir bıçak yarası. Back of the neck diyor. Ensesi sanırım bu. Yani boyun arkası dediğine göre ensesine bıçak sokulmuş. Ve ayrıca alnında da laserasyon var. O ne demek hiçbir fikrim yok. Daha önce muhtemelen gördüm çünkü tanıdık geliyor. Neymiş? İncinme, yırtılma. Derin kesik. Yani alnında da varmış. Ama neden kırmızı bölge olarak kafasını gösteriyor onu anlamadım. Monokuma dosyası 3. Acaba alın derken hani anime karakterlerin alınları çok geniş oluyor ya. Monokuma dosyası ölüm saatini içeriyor bu sefer. Saat 2. Herkesin uyuduğu bir saat. In morning dedi fark ettiyseniz. Two in the morning. Anladığım kadarıyla two in the morning deyince hani gece 12'den sonra 2 anlamına geliyor. Ya yani neyse AM deyip geçiyor bu şu an. Böylesi en güzeli. Gece 2 demek. PM de öğleden sonra 2 biliyorsunuz. Herkesin uyuduğu bir vakit olmalı. Bu yüzden hiç kimsenin ifadesine güvenemeyiz. Yani cinayet gece vakti işlendi. Eğer herkes öğrenci konseyinin kurallarına uysaydı, Enji ve Atuan'ın dediği gibi. Bunu söylemek ne işe yarayacak? Suçlu öğrenci konseyinden biri de olabilir. Why? Biri mi? Ne demek istiyorsun? All right. Evet, hadi inceleyelim ve bunu açığa çıkaralım. It's impossible. Yapamam. Kimiko? Yapamam. Angel'in cesedini inceleyemem. But. Ama eğer yapmazsak herkes ölecek. Whatever. Umurumda değil. Ne? What a pain. Hayatta kalmak ve diğer her şey o kadar büyük zahmet ki. What was that? O zaman neden senin büyünü kullanıp Angel'i diriltmiyoruz? Please stop. Hey, didişmenin zamanı değil. Onu canlandırmak imkansız. Is that so? Bunu kesinlikle söyleyemeyiz, öyle değil mi? Huh? Ne? No. Evet, tabii ki de onu diriltmek imkansız. Ancak Angel ile konuşmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. You see. Kafesteki çocuk seansını kullanarak onun ruhunu çağırabiliriz. Seans mı? What are you trying to pull? Seans derken ne demek istiyorsun? Kes şunu. You gotta be kidding me. Evet, şakanın zamanı değil. I am serious. Ben ciddiyim bu. Araştırmamız için. Huh? Araştırmamız mı? Yes. Eğer Angel ile konuşursak ona suçlunun kim olduğunu sorabiliriz ve davaya bir son verebiliriz. Well, you know. Vakaya ya da. Case deyince ikisi de anlaşılabiliyor çünkü. First, a resurrection ritual and now a seance. Seans nasıl okunuyor bilmiyorum. Fransızca bir kelimeye benziyor. Önce diriltme ritüeli, şimdi de seansa. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Do you understand? Eğer dediklerimi Monokuma'yla, daha doğrusu Monokuma'nın aptallıklarıyla karşılaştırmazsan sevinirim. Eğer gerek yokmuş. Seanslar gerçek etkinliklerdir. Sahicilerdir. They are written of in literature the world over. Bu nasıl bir cümle? Anlamadım. Sentaks bile anlaşılmaz geldi.
Yani edebiyatta da bol bol yazılmış, çizilmiştir demek istiyor galiba üzerine. In fact, I myself have participated in seances of great times. Ve ben birçok seansta bulundum. Birçok kez mi? Dahası burada efsanevi bir seans olan kafesteki çocuk denen nadir bir seansı gerçekleştirme imkanımız var. Bunu kullanmamak aptallık olur, öyle değil mi? Yani bunu nasıl anlatırsan anlat, böyle bir şey için zaman değil, uygun bir zaman değil demek istedi galiba. I suspect the only way to confirm your... Bence daha önceden bahsettiğiniz o teorinizi gerçekleştirmenin, doğrulamanın tek yolu bu seansı uygulamak, öyle değil mi? Önceki teorim derken... suçlunun diriltilmiş transfer öğrenci olma ihtimali. Bir insanın kafasındaki bu teorileri silip süpürmeden sınıf duruşmasına gitmek pek akıllıca bir hareket olmaz. O yüzden böyle bir şeyin imkansızlığını kanıtlamak için Angie'nin ta kendisine danışmalıyız. Bu mantık çok tuhaf. Ritüel hakkında bilgi edinmek için bir seans gerçekleştirmek. Yani tuhaf bir olayın doğasını açığa çıkarmak için başka bir tuhaf olaya başvuracağız. Okay. Şey, sonsuza kadar endişelenip duramayız ya. En basit çözümle devam edelim o halde. How exciting. Pekala, yardım edeceğim. Zaten araştırmaktan sıkılmıştım. Ne? Ben de yardım edeceğim. Sen de mi? Eğer Angie ile bir kez daha konuşabileceksem her şeyi yaparım. Seans veya herhangi bir şey, ne olursa olsun. Ben de yardım edeceğim. Himiko'yu yalnız bırakamam. Do whatever you want. Ne istersen onu yap. Oğlum, bırak artık şu kızın peşini. Yani bak, istemiyor seni. Niye kendini heder ediyorsun onun yolunda? Pekala, öyle yapacağım. Önceki oyunda da vardı böyle saçma bir ilişki. Fotoğrafçıyla kimono giyen sarışın gıcık bir kızın arasında. Onu savunup duruyordu ya. Şimdi aklıma geldi. So now we have four participants. Dört katılımcımız var. Kokichi, Himiko, Tenko ve ben. Ancak kafesteki çocuk 5 kişiye ihtiyaç duyar. Bir kişi eksik. Pekala, ki bu da gelsin, tamam. Evet, seçici olamayız sanırım. Mallara bak. Bir dakika. Neden beni zorla dahil ediyorsunuz ve ayak bağıymışım gibi bakıyorsunuz bana? Pekala, seansı gerçekleştirmek için bir yere ihtiyacımız var. Nerede yapalım? Adam umursamadı bile. Senin laboratuvarında yapsak mı? Yapmasak mı? Yapsak olmaz mı? Niye dilim dönmüyor? No, in order for caged child to succeed, the room must be as dark as possible. Osmanthus wine tastes the same as I remember diye giresim var. Hayır. Kafesteki çocuğun başarılı olması için odanın yeteri kadar karanlık olması gerekiyor. Laboratuvarımda pencereler var. O yüzden ışıkları söndürmek ortamı yeteri kadar karanlık yapmaz. Peki ya boş odalara ne dersiniz? Boş odalar mı? Dördüncü kattaki mi? Evet, orada pencere yok. O yüzden mumları söndürürsek zifiri karanlık olur. Evet. Katılıyorum. Ancak üç boş oda var. Hangisini kullanalım? Ortadaki oda. Ortadaki odalar böyle şeyler için en uygunlarıdır. Pekala, hazırlıklara bir an önce başlayayım. Siz de yardım edersiniz. Gerçekten yapacak mısınız? Bu araştırmamız için. Öyle değil mi? Suçluyu açığa çıkarmak adına elimizden geleni ardına koymamalıyız. Yoksa canımızı kaybederiz.
Harbiden Keyboy'u da götürdüler. This is stupid. Gerçekten bu aptalca seans hakkında ciddiler mi? But... Belki de onlara göre bu araştırmanın bir parçasıdır. Biz de ayak uydurmalıyız. Her ne olursa olsun ben de yapabileceklerime odaklanmalıyım. Üstün dedektif ne yapabilir? Araştırma başlasın. Başladık bir yola, atıldık maceraya. Yine çıktık yola, gelin arkadaşlar. Evet, benden şarkıcı olmazmış, onu anlamış olur. Evet, bu Busty Brainy Beauty. Bu kıvrımlı, seksi anlamına geliyor Busty. Hani dolu dolu bir vücudu olan. Ve Brainy de zekalı, yani niye zekalı diyorum, zeki, dahi olan bu güzellik olayı çözdü. Niye bu kadar uzun sürdü çevirme? Ne yani, suçluyu buldun mu? Suçlu mu? Hadi be oradan. Hey. Silkmişim suçlusunu diyor yani. Onu silkelerim demek istiyor. Şu içi. Gerçekten onu dinleyecek vaktimiz var mı? Haklı. Hey ve bekle, kahretsin. Gerçekten dahi yani fikrimi görmezden mi geleceksin? Beni dinleyin, tamam mı? Dinleyin beni hadi. Böyle yapacağım bunlara ya. Gerçekten görmezden gelince kendilerine geliyor bunlar. Tamam. Tamam tamam, kolumu bükecekseniz mi? Kolumu bükecekseniz anlatacağım size. Bunun için bana teşekkür etmelisiniz tabii. Teşekkür etseniz iyi edersiniz hatta. Sizin Flea'lardan daha aptal olduğunuzu, ki Flea ne bilmiyorum. Tıpçılar bilir. Flea neymiş? Pire. Pire demekmiş. Pirelerden daha aptal olduğunuzu biliyorum ama siz bile bu bal mumundan heykellerin ne kadar tuhaf olduğunu anlamışsınızdır. Evet, gerçekten tuhaflar. Bir ritüel için mi yapıldılar yoksa başka bir sebepten mi? Ben bir bakışta anladım. Bunlar diversiyonlar. Diversiyon mu? Evet. Dikkat dağıtma anlamında diversion. Hani divert, ayırmak demek. Diverse, farklı, ayrılmış anlamına geliyor. Burada bakışları ayırmak anlamında kullanılmış sanırım. Bakışı bir yerden başka bir yere çekmek. Suçlu bizim dikkatimizi dağıtmak için, dikkatimizi bir şeyden başka bir şeye çekmek için bu bal mumu heykelleri kullandı. Ne demek istiyorsun? Nereden bileyim? Bu Sherlock Holmes'un işi değil mi? Sen gerçekten vakit kaybısın. Bence de. Geçebilir miyim? Tıklıyorum, geçmiyor şu an, ciddiyim. Hah. Maki sırtını döndü ve gitti. Onu suçlayamam. Onun sorunu ne? Yatağın ters tarafından mı kalkmış ne? Demek Angie yaptı bu heykelleri ha? Çok benziyorlar. Asıllarına yani. Ama şeytan ayrıntıda derler. Anlarsın ya. Bakalım bunlar ne kadar ayrıntılıymış. Ne? Miu bal mumundan heykelin eteğini kaldırmaya çalıştı. Ne yapıyorsun sen? Kes şunu. Sadece heykelin kilodu var mı diye bakacaktım. Yoksa heykel fetişin mi var? Yoksa ölü kız arkadaşlarından birinin heykelini görmek seni azdırdı mı? Gerçekten bal mumu heykellerini o kadar seviyorsan git de bir bal mumu heykelini becer o halde. Ne diyorsun oğlum sen, manyak? Maki'ye katılmaya başladım. Miu ile konuşmak tam bir vakit kaybı. Aman yarabbi, kanalın aile dostluğunu zedeliyor bu karakter. Bu seride Türkçe terimler üretmeye başladı. Aile dost,
yokluğu, yok bilmem ne, yok şu diğer örnekler aklıma gelmiyor tabii ki. I'm not sure if it's okay to say this or not. Bunu söylemek yerinde mi bilmiyorum ancak Tenko suçlu olabilir mi? Tenko mu? Yani elimde bir kanıt falan yok ama Himiko'nun şey dediğini duydum. Tenko'nun öğrenci konseyine ihanet etmeye çalıştığını. Yani şüphe mi duyuyorsun? Evet, çünkü bir üye olarak o bu laboratuvara girme iznine sahipti. Bu doğru. Angie gerçekten konsey üyelerinin odaya girmesine izin veriyordu. Evet, ki Angie... Düne kadar ritüele hazırlık için kendini bu odaya kapatmıştı. Eğer bir konsey üyesinin sesini duyarsa kapıyı açacağını söylemişti. Gerçekten bu bahsettiklerin Tenko'ya işaret ediyor. Sonuçta o ihanet etti konseye. Yani ondan şüphelenmek istemiyorum ama buraya sadece konsey üyeleri girebiliyor. Geriye Gonta, Kibo, Himiko, Tenko ve Sumugi kalıyor. Yani muhtemel şüpheliler listesinde konsey dışındaki üyeleri çıkardığımızda. Bu gruptan Tenko en şüpheli olanları. Ki yani davanın başında bu benim teorim tamamen. Eğer Tenko'dan bahsediliyorsa hani ana şüpheli olarak bence kesinlikle bu davanın suçlusu, katili o değil. Biliyorum polisiye yazarlarını. İlk isim genelde katil çıkmaz, ilk şüphelenilen. Böyle çok az roman vardır. Yani 100 romandan biridir. Ben başka neyi inceleyecektim? Sizle konuştum. Ya kusura bakmayın. Gonta kaldı. Why? Gece vakti bir cinayet gerçekten tuhaf. Hatta imkansız. Why? Impossible ya. Impossible değil. Unpossible. Neden öyle düşünüyorsun? Right. Çünkü öğrenci konseyi gece dışarı çıkma yasağı getirdi. Herkes uyuyor olmalıydı. Gece vakti neden cinayet işlensin? You. Gerçekten insanların bu kurala uyacağını düşünmüyorsun değil mi? But. Ama bu Atua'nın kuralı. Enci eğer kurallara uymazsak onun bizi cezalandıracağını söyledi. But. Ah Gonta. Çok eski isim geldi. Kusura bakmayın, neden bu kadar esne isim geldi hiçbir fikrim yok. Öğlen yoğurt yemiştim. Onun etkisi şimdi mi geldi acaba? 23 dakikayla geride bırakmışız ama bu videonun yani çoğunluğu bir 10 dakikası falan muhabbetimle geçti benim. Çeviriyle değil de. Ama buna öğrenci konseyi dahil değil, değil mi? Onlar istedikleri neyse yapabilirlerdi. Angie gece vakti çalışıyordu. Ha, çalışıyor muydu? But. Bu imkansız. Öğrenci konseyi kendi kurallarını asla yıkmaz. Right. Herkes odasında uyuyor olmalıydı. Başkaları için güzel örnek teşkil etmelilerdi. Belki de Angie odasında uyurken saldırıya uğradı ve buraya getirildi. Gonta, idiot. Eğer öyle olduysa Gonta onu kurtarabilirdi. Gonta görseydi eğer. Ama Gonta uyuyordu. Üzgünüm Angie. Gonta seni kurtaramadı. Gerçekten hiç kimsenin dışarı çıkmadığına inanmıyorum. İnanmayı zor buluyorum. Yani kural koyulmuş olmasına rağmen. Ve yine yani şöyle bir teorim de var. Hani diyoruz ya sadece öğrenci konsey üyeleri öldürmüş olabilir diye. Bence bunların dışında biri. Yine hani sezgilerime güveniyorum. Bir polisiye yazarı olsam, emin değilim, polisiye yazarı değilim şimdi. Ters köşe olmayalım. Agatha Christie'nin romanlarından birinde ana karakter katildi. Olayı anlatan kişi. O çok hoşuma gitmişti. Yani en başta şüphelenilen kişi de oydu galiba. O suçlu çıkmıştı olayın sonunda. Ya da şimdi iki romanı birleştiriyor da olabilirim. Başka bir romanda da çünkü ilk şüphelenilen kişi suçlu çıkmıştı romanın sonunda.
Başta ya suçlu budur diyorlardı. Sonra başka deliller bulup ha tamam sen değilmişsin kusura bakma deyip omzunu sıvazlıyorlardı. En sonunda yine o çıkıyordu. Yani o yüzden akılları bir sürü teori gelebilir. Ancak bence oyun yine bizi ters köşe yapacak. Çünkü Tenko diyor öğrenci konsey üyeleri öldürmüş olabilir diyor. Kesin onların dışında hiç beklemediğimiz biri çıkacak. Gibi. Affedersiniz. Şimdi cesedi inceleme vakti. Engin'in cesedi. Odanın ortasında uzanmış halde yere bakıyor. What's wrong? Yakından bakacak mısın? Okay. Evet. Got a minute? O zaman acele et de yap. Burada daha fazla vakit kaybedemeyiz. Uşağın mıyım ben senin? Maki hiç tereddüt etmedi. Yanımdan geçti ve cesede doğru ilerledi. Gerçekten cesetlerle arası iyi. Yani cesetlerle hiçbir sorunu, problemi yok. O üstün suikastçı. Yalnız bu yere bakmıyor ki yan yatıyor. Buna yere bakıyor diyen... Neyse yere bakıyor diyelim tamam. Engine'in kafasından yere kan akıyor. Monokuma dosyasına göre ensesine bıçak yarası almış. Ve ayrıca alnında da yara izi var. Ensesinin arkası ne ya? Ensesine öldürücü bir darbe almış. Gizli bir saldırı gibi görünüyor. Alnındaki yaradan ne çıkarıyorsun? Yanımızda bir katil olması çok elverişli değil mi? Yani bir sürü cinayet gördüğü için şey yapabilir, çıkarım yapabilir. Önceki oyunda da hemşiremiz vardı. Maybe the culprit hit her head in the head before stabbing her from behind. Niye bu kadar esnedim? Dördüncü esneyişim galiba. Belki de katil onu arkadan bıçaklamadan önce kafasına vurmuştur. Ama iki yarası birbirinden çok farklı. Yani saldırı esnasında kullandığı silahı mı değiştirdi? Bu arada yine söylüyorum, silahtan kastım hani ateşli silahlar değil sadece. Bıçak da bir silah sayılabilir. Çünkü weapon'ı başka nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Cinayet aleti diye uzun uzun çevrilebilir belki. Bunun doğru bir çeviri olup olmadığından da emin değilim. Silahın hani bıçağı nitelemek için de kullanılıp kullanılamayacağı konusunda. Bu gereksiz olur diye düşünüyorum. Remember. Ayrıca alnındaki yara izi derin görünüyor ama çok kanamamış. Bu iki yaranın olayı ne acaba? Alın yarası. Ha? Sorun ne? Got a minute? Çekil. Maki beni kenara itti ve Engine'in cesedini omzundan tutarak kaldırdı. Is this? Cesedinin altındaki bu şey de ne? What is it? Bu bir bant, öyle değil mi? Bandın burada ne işi var? Bilmiyorum ama vakayla bir bağlantısı olmalı. Baksana, bandın altında ya da üstünde saç telleri var. Uzun saç telleri. Engine'li olabilir mi? Üzerinde yara diyorum ya. Üzerinde kan izi olan ve aynı zamanda saç telleri olan bir bant. Ne anlama geliyor olabilir acaba? But... Bunu fark etmene şaşırdım Maki. Cesedinin altındaydı halbuki. So what? Kafi. Azıcık görünüyordu. Bir dedektif olarak bunu benden önce senin fark etmen gerekirdi. Okay. Şey, bu doğru. Öyle olsa bile sanırım cesetlere yeni yeni alışmaya başlıyorsun. O yüzden kendini çok zorlama. Okay. Pekala. Senin cesetlere alışık olman gerçekten elverişli oldu Maki. Ölmek mi istiyorsun? Sorry. Affedersin, şaka yapıyordum. Engel olamadım. Got a minute? Özür dilemene gerek yok. Ben de şaka yapıyorum. Böyle şaka mı olur? Ağzına tüküreyim. Hiç şaka gibi gelmedi kulağa. Manyak. Bu ne? Necronomicon. Aa, şu kitap. Arkadaşlar bilin ki eğer 3-4 saniye konuşmuyorsam esniyorumdur. 35 dakikaya doldurunca kapatacağım merak etmeyin.
The instructions for the resurrection ritual are written in Necronomicon. Diriltme ritüeli için talimatlar bu Necronomicon'da yazıyor. Ve yazıldığı gibi gerçekleştirirseniz ritüeli, ölenlerden birini canlandırabilirsiniz. I knew it. Teşvik buydu, Necronomicon. Hey. Angie, ritüeli yazıldığı gibi gerçekleştirmeye çalıştı, değil mi? Okay. Evet, eğer kitaba bakarsak ritüelin adımlarını öğrenebiliriz. Bir bakalım. Vay, İngilizce. Necronomicon, diriltme ritüeli. Ölü ruhun bir heykelini hazırlayın. İletişime geçmek istediğiniz ölü ruhun bir heykelini hazırlayın. Herkes katılabilir. Heykelin boyutu veya şekli önemli değil. Elinizdeki malzemelerden, nasıl malzemeler varsa elinizde, istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Eğer heykelin kim olduğu bariz değilse, üzerine ölen kişinin adını yapıştırın. Heykeli hazırladıktan sonra, buna effigy heykel diye çevirip duruyorum ama başka bir şey çıkmasın, dol falan derken. Heykel demekmiş, evet, suret, temsili kukla. Heykeli hazırladıktan sonra bu Necronomicon'u yakın. Küle çevirin. Dikkatli olun. Karbon monoksit zehirlenmesine dikkat edin. Onu da uyarması ne güzel bu arada. Külleri heykelin üzerine serpin ve 3 kere ölen kişinin ismini zikredin. Sonra gözlerinizi kapatın ve bekleyin. Bir süre sonra sırtınızda hafif bir dokunma ya da vuruş hissedeceksiniz. Eğer bunu hissederseniz ritüel başarıyla gerçekleşmiş demektir. Bu küller sadece bir kez kullanılabilir. Bu ritüel de bir kez gerçekleştirilebilir. O yüzden dikkatli kullanın. Demek adımlar böyle. Angie gerçekten bu saçmalığa inandı mı? Gerçekten birini bununla çağıramayacağını öylesine belli ki. Normal şartlar altında bunun doğru olduğuna eminim. Yani saçmalık olduğuna bu kitabın. Ama bu yerde artık bu ihtimali bile yapamıyorum, üstünü çizemiyorum. O kadar gerçek dışı şeylerle karşılaşıyorsunuz ki, yani canlı bir ayı falan filan derken. Bence buna inanmamaları saçma yani. Bu arada Kaede bir şey saplanmış yanlış görmüyorsam eğer. Yukarıdan aşağı asılmış 4 heykel ortamı çok tuhaf hale getiriyor. Korkutucu hale getiriyor hatta. Yani düşünsenize. Hani tam bunlar oyun karakterleri ama gerçek hayatta gerçekleştiğini düşünün bu olayların, bu senaryonun. Live Action'ının Netflix'te gerçek oyuncularla filminin yapıldığını düşünün bu oyunun. Çok korkutucu olurdu gerçekten. Daha önceki vakalarda ölen arkadaşlarınızın gerçeğe yakın derecede iyi yapılmış bal mumu heykellerinin yukarıdan aşağı asıldığını görmek falan. Niye bu kadar uzun cümle kurdum bilmiyorum. Ve Kaede'de katana saplanmış. Doğru hatırlıyorsam bütün bu heykelleri Angie bal mumundan yaptı. Bu depodan gelen bir ip mi? Sanırım öyle. Çok bir ipucu olmaz bizim için. Herhangi biri gidip ipleri almış olabilir. Belki de öğrenci konseyi delik yerine şeyi kapatmalıydı, depo kapısını kapatmalıydı, engellemeliydi. The warehouse does contain plenty of... Evet, depoda gerçekten cinayet için kullanılabilecek o kadar çok eşya var ki. Bu heykellerin bal mumundan yapıldığını biliyorum ama yine de beni korkutuyorlar.
That's true. Evet, çok gerçekçi duruyorlar. Sadece yüzleri değil, bedenleri de. Üstün sanatkar gerçekten yetenekliymiş. By the way. Bu arada neden heykeller yukarıdan aşağı asılmış? Ritüelin bir parçası mı? Emin değilim. Eğer değilse neden böyleler? Neden biri Balmum heykellerini asmak için uğraşır ki? Doğru. Gerçekten bunu yapacaklarsa bir amaçları, bir sebebi olmalı. Ne olabilir acaba? Kim yapar ki? Suçlu mu? Angie mi? Yoksa tamamen farklı biri mi? Yukarıdan aşağı asılmış heykeller. Ne yani? Neden katana saplandığı umurumuzda değilmiş mi gerçekten? Harbiden tıkladım, umurlarında biri olmadı. Arka kapı diyelim. Bu laboratuvarın arka kapısı. Ve sürgü kilidi var. Ve hala kilitli. Ve geldiğimizden beri bu kapıyı kimse kullanmadığına göre sanırım... I believe Angel locked this door when she came in. It's been locked. Angel odaya geldiğinden beri bu kapı kilitliydi. Hey. Hey bekle, bu da ne? Baksana, üzerinde altınımsı bir iz var. Altınımsı mı? Is that all right? Maki, bir bakabilir miyim? So what? Açmak mı istiyorsun? Buyur. Ne istersen onu yap. Dikkatli bir şekilde dokundum. Altın renkli kısımlara dokunmamaya çalıştım. Ve yavaşça kilidi açtım. Okay. Şüphelendiğim gibi. Bu kilit çok kolay bir şekilde açılıyor. Kilitlesen de, kilitlemesen de. Bu önemli bir detay olabilir. Niye acaba? Şu kapı da benim merakımı çekti aslında. İlgimi çekti. Merakımı çekti ne ya? Ama beni rahatsız eden başka bir şey var. Girdiğimiz ön kapının kilidi. Sence de orayı da araştırsak olmaz mı? Ben yakından bakacağım. Maki ön kapıya doğru ilerledi. Bakayım. Bakamıyorum değil mi? Şöyle yapsam. İyi görüyoruz. Evet, kapı açılmış ama burada da incelenecek şeyler var. Ne gibi arkadaşlar? Affedersiniz, ben bir şey göremiyorum. Maki ile konuşalım. Hey. Bir şeyi doğrulamak istiyorum. Biz laboratuvara girdiğimizde ön kapının kilitli olduğuna eminsin değil mi? Laboratuvarın önüne geldiğimizde. Okay. Evet, eminim. Kapı kolunu tuttum ve açmaya çalıştım. Ama kilitliydi. I knew it. Ve Kokichi kilidi kırana kadar da açamadık. Kokichi birkaç tane ince iğne çıkardı ve onları deliğe soktu. Evet, açıldı. Yani bu kilidi o kırdı. Sence bu kilidi onun dışında başka biri açmış olabilir mi? Açabilir mi ya da? Bu dışarıdan imkansızdı. Anahtar monokublardaydı. Pekala, anahtar burada ama sadece bir anahtar var. O yüzden kaybetmeyin. Evet, kaybederseniz kötü olur. Kapıyı kilitleyemez veya dışarıdan açamazsınız kaybederseniz. Şu anahtara bir bakayım. Monodem, Monofen'in elindeki anahtarı aldı ve ağzına attı. Ham. A7. Niye Telegram'dan bildirim geliyor ya? So Kokichi is the only one who could have opened the door, closed the door from the outside. Yani kapıyı dışarıdan açabilecek veya kapatabilecek tek bir kişi vardı, o da Kokichi, öyle mi? Doğru. Sadece Kokichi kapıyı dışarıdan, tırnak içerisinde, açabilir veya kapatabilirdi. Ama
Eğer isteseydi biri içeriden açıp kapatabilirdi kapıyı. Yani dış kapı, ön kapı daha doğrusu. İçeriden mi kilitlenmişti diyorsun? Şu Telegram'ı bir kapatayım arkadaşlar. Size bildirim sesi gelmesin. Biraz geç kaldım bunun için ama video bitecek çünkü birazdan. Hayır yani çok da gerekli değil. Sadece ihtimalleri düşünüyordum. Tam olarak değil demek istedi aslında not necessarily. Ama öyle bir durumda içeride cinayeti işleyen kişinin nasıl çıkabileceği sorusu akıllara gelirdi. Gerçekten kapılar kilitlendikten sonra katil nasıl dışarı çıktı acaba? Bence inceleyecek bütün şeyleri inceledik. Evet. Bu ön kapı ve arka kapının farklı kilitlere sahip olması, farklı kilitleri olması hala tuhaf. Ön kapının silindir bir kilidi var. Arka kapınınsa sürgülü kilidi var. Ama biz cesedi keşfedene kadar ikisi de kilitliydi. Başka bir deyişle siz buna kilitli oda gizemi diyorsunuz değil mi? Kilitli ha? Evet. Silindir kilidin anahtarı monokublar tarafından alınmıştı. Yani iki kapı da sadece içeriden kilitlenebilirdi. Tabii Kokiche'nin kilit açma özelliğini bir kenara bırakırsak. Ön kilidi istediği zaman açıp içeri girebilirdi. Ve böylece bu kilitli oda gizemini oluşturabilirdi. Ve Angie'yi öldürdükten sonra onun anahtarını alıp kapıyı dışarıdan kilitlemiş olabilirdi. Bu doğru. Ayrıca çok olur olmadık zamanlarda yanımızda bitiyor. Yani laboratuvara biz girmeye çalışırken belirdi yanımızda. Gerçekten şüpheli. Harbiden şüpheli. Ancak bu çözüm fazla elverişli, çok kolay geliyor. O olamaz katil diye düşünüyor bizim eleman. Ben de katılıyorum ayrıca. İnceleyecek her şeyi inceleyememişiz. Başka ne kaldı acaba? Şöyle bakayım incelenebilecek şeylere. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Doğrusu Sumugi ile konuşmuş muyduk? Emin değilim. Şöyle etrafa bakıyorum. Kapıyı inceledik. Sumugi ile konuşalım bakalım. Aynı şeyleri söylüyor, o yüzden çevirmiyorum. That's true. No. Evet, aynı şeyleri söylediği için geçtim. Doğrusu aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Fazlasıyla da yoruldum. O yüzden ben müsaadenizle burada videoyu sonlandıracağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.